Merhaba. Selam Tolga, ne haber? İyiyim. Senden ne haber Müge? İyi, çok şükür. Yoğun. Senin İyi nasıl valla. gidiyor? Bizde de öyle. İşte yoğun, evden yoğun diyelim işte. Durumlar belli Aynen. zaten. Aynı şekilde. İşte güzel arada bunları yapıyoruz da mola oluyor bana da. Evet. Tolgacığım, Efendim. Açık Bey'in dostları artık seni tanıyorlar ama tanımayanlar için çok kısa yine kendinden bahsetmeni rica edeceğim. Sonra hemen Bu Kadar Zor mu serimizin iletişim bölümüne geçeceğiz. Arkadaşlar Tolga bütün konuları ruh, kalp ve Merhaba beyin arkadaşlar bu arada. üçlüsü zemininde anlatıyor. Çok da hoş oluyor. Şimdi merak ediyorum acaba iletişimi nasıl anlatacak? Buyur Tolgacığım. Bakalım bu benim en sevdiğim bölüm olabilir belki. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben açıkçası işte 40 yaşlarında aile babası tabir edeyim beyaz yakalı ve 10 küsür senedir bu konulara çok meraklı bir kişiyim. Ve bu hayatın anlamı nasıl yaşamalıyım, nasıl mutlu olurum, nasıl mutlu ederim? Bunlarla ilgili uzunca süre kafayı yordum. İnsanlara faydalı olmaya çalıştım. Önce kendime. Bu yolculukta vardığım noktada çok ileride olduğumu da iddia etmiyorum ama en azından daha mutlu olduğumu biliyorum. Buna dair de paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Senin de yardımlarını Müge. İşte bu Şimdi şu an dördüncüsünü yapıyoruz zaten bunun. Şimdi sen benim kanıma da bulaştırdığın için bu işi, ben yılların YouTube kanalını şimdi kendi videolarımı koymaya karar verdim. evet ama güzel oldu Tolga. Şimdi Vallahi bakalım. bu özellikle bu konuyla ilgili de tekrar senin bir toparlama yapıp o YouTube kanalına koymanı isteyeceğim senden. Konuştuğumuz aslında bütün konuları tekrar orada görürsek çok iyi olur. Çünkü DM'den yazan çok oluyor. Tekrarı ne zaman olacak? Ne zaman yayınlanacak? Buradan da duyurmuş olalım. Çok sevindim. Arkadaşlar bu arada konuda arada bana yardımcı olun. Sizin merak ettiğiniz konuları konuşmak benim daha çok hoşuma gider. Çünkü konuştuklarımız hayata dair olduğu için hiçbirimizin bilmediği ya da hiçbirimizin diğerinden çok fazla bildiği konular değil. Ama paylaşmak beni mutlu eder. Şimdi serinin dördüncüsü bu galiba değil mi Müge zaten Evet, yaptığımız? iletişim konuşacağız. Neden bu kadar zor Evet. iletişim? Valla iletişim Ya da bak bu diğer kadar zor üçünde... mu? Aslında onu soruyoruz. Evet. Şimdi İletişim bu kadar zor mu? Aslında iletişim doğru yapılırsa çok doğal bir süreç. Doğru yapılmazsa da imkansız. Yani zor kelimesini tam kaldırabilen bir kavram değil iletişim. Şimdi bugün gireceğimiz konuda aslına bakarsanız bazı bildiklerimizin aksi gelebilecek beyanlar olacaktır dediklerimde. Fakat iletişimin tam olarak bilimsel olmadığı insanın tabiatında yer aldığı ve hayvanlardan insanlara kadar neredeyse her canlıda bulunduğu üzerinden yürüyeceğiz. Bunu biraz gene masallaştırmaya, biraz daha basitleştirmeye, dinlenir hale getirmeye çalışacağım. O yüzden bugünkü konuşmama iletişimle ilgili bir masal anlatarak başlayacağım. Hep böyle örnekler vermek istiyordum zaten. Bu sefer hakikaten evvel zaman içinde, kalbur saman içinde diyebileceğim bir hikaye olsun. Şimdi bir gün eski diyarlardan birinde bir tane kral varmış. Bu kral yandaki krallığın kralıyla çok iyi geçinemezmiş ve sürekli savaş halindelermiş. Yıllarca bu savaş sürdükten sonra kral hastalanmış ve demiş ki ben artık cepheden çekiliyorum. Ülkeme huzur gelsin, barış gelsin. O yüzden de artık daha fazla savaşmayacağım demiş. Fakat bunu karşı krala ikna etmesi gerekiyormuş. Çünkü savaş çok uzun süre sürdüğü için kimsenin birbirine güveni kalmamış. Kralın üç tane oğlu varmış. Bu üç prens babalarının talimatı üzerine karşı ülkenin kralına bir emanet götürmeye gitmişler. Hepsi çok cabbar, hepsi tahta aday olacak kadar kuvvetli ve hepsi babasının sözünden çıkmayan prenslermiş. Kral, karşı krala derdini anlatmak için ilk önce büyük oğlunu çağırmış. Büyük oğluna demiş ki, sana demiş, bilgimi demiş sandıklara dolduracağım. Tüm bildiklerimi, sana gereken her şeyi bir at arabasına yükleteceğim ve sen yola çıkacaksın demiş. Peki baba nereden gideceğim demiş. İstediğin yoldan gideceksin demiş. Ortanca oğluna dönmüş. Sana demiş tüm ikna kabiliyetimi, diplomasi kabiliyetimi, sana bütün karşı tarafa dair tüm sosyal yeteneklerimi bir sandığa doldurdum. Sen de atının arkasına onu at, onu götür. Orada ihtiyacın olacak demiş. Oğlu şaşırmış. Nasıl yani demiş. Bana demiş koca bir at arabası vermeyecek misin? Hayır demiş. Sana bir sandık yeter. Sonra küçük oğluna dönmüş. Küçük oğluna demiş ki,
Sana da demiş, niyetimi gönderiyorum seninle. Bir kesenin içine koydum, şimdi al bunu cebine at, atına bin ve git demiş. O da demiş ki, nasıl yani demiş. Bana verdiğin kese demiş, tüy kadar hafif. Olsun demiş, sen bunu cebine al ve git. Sonra sabahleyin Şafak'la beraber krallığa doğru üç prens yola çıkmışlar. İleride bir yol ayrımı görmüşler. Ve birinci prens demiş ki, ben demiş burada düz bir patika görüyorum. Yol biraz uzun ama benim at arabam da çok büyük. Onun için demiş, ben arkamdaki bilgimle bu at arabasını krallığa doğru götüreceğim demiş. Peki demişler. Ortancı olan, benim demiş yüküm çok ağır değil. Ama demiş ben engebeli yoldan gideceğim. Biraz geç kalabilirim. Fakat bu yolu yaşamak istiyorum demiş giderken. Ve bir anda dağların ortasından kendisini bir vadiye vurmuş ve dağlara tırmanmaya başlamış. Küçük olan da demiş ki ben de demiş madem demiş abilerim bu şekilde ilerliyorlar. Ben de demiş ormanın içinden rahat rahat geze geze gitmek istiyorum. Geç kalsam da zaten benim çok önemli bir yüküm yok. Orada bilgi ve ikna olduktan sonra zaten hislerin demiş hiçbir önemi olmayacaktır. Sonra üçü de yola çıkınca büyük abi ilk önce uzun yoldan dümdüz gitmiş. Yavaş gitmiş yükü çok ağır olduğu için. Bir anda şatonun kapısında bulmuş kendini günler sonra. Şatoya arabayı sokmak isterken şunu fark etmiş. Bir türlü araba kapıdan geçmiyor. Sandıkları indirmiş, yerlerini değiştirmiş, bazılarını kapıda bırakmış, bazılarının içini boşaltmış, bazılarını ters çevirmiş. En sonunda bir kısmını içeri sokmayı başarmış ve kralın huzuruna çıkıp kardeşlerini beklemeye başlamış. Ortanca prens ise ormanları geçerken bir anda dağların arasında bir mağaraya takılmış. Bu mağara dizisinin içinde bir türlü yolunu bulamamış. Demiş ki şu sandığın içine bir bakayım, bakalım ne var demiş. Sandığı açtığında içinde kocaman, içi su dolu bir şişe görmüş. O şişedeki suyu almış ve yere dökmüş. Yere döktüğünde su mağaranın içinde en kolay gideceği yolu bulmuş. Hiçbir engele takılmadan tatlı tatlı duvarların arasından prensi mağaranın öbür tarafına çıkarmış. Prens elinde boş şişeyle yoluna devam etmiş ve o da sarayın kapısına varmış. Sonra küçüğe gelmiş sıra. Küçük ormanın içinde gezerek, kelebeklerle oynayarak, atına binerek yolunu alırken kesesi de yükü de çok hafif olduğu için rahat bir şekilde saraya varmayı başarmış. Sonrasında üç kardeş kralın önünde buluşmuşlar. Demişler ki ey yüce kral, babamız çok hasta. Artık bu savaşı istemiyoruz. Sana tüm bildiklerini, sana tüm diplomasisini ve ikna yeteneğini ve sana tüm hislerini, tüm niyetlerini gönderdi. Bize inanmanı bekliyoruz demiş. İlk önce sandıklara bakmış kral. Ondan sonra boş şişeye bakmış. En sonunda da içi boş keseye bakmış. Bir anda küçük prens demiş ki, peki demiş içi boş bir keseyi ne yapacaksın demiş. Kral keseyi almış ve bütün prenslere demiş ki geri kalanına ihtiyacım yok. Ben babanızın hangi niyetle bana sizi gönderdiğini senin elindeki o içi boş keseden anladım demiş. Ve iki ülke arasındaki savaş bu şekilde bitmiş. Şimdi bu masal neyi anlatıyor? Harika. Harika bir hikaye. Çok güzel. Çok manidar. Evet, bayağı manidar geldi bana da. Anlatmanın da çok kolay bir yolu gibi geldi. Umarım herkes beğenmiştir. Şimdi burada üç prensin teker teker incelemesini yapalım. Şimdi birinci prensin arabası çok büyük, yükü çok fazla. İçinde bilgi var. Edinilmiş tüm bilgi, teknik, sosyal, stratejik, tamamen dünyevi, tamamen beşeri bilgi. Çok yer kaplayan, aktarılması çok kolay, karşı tarafın sadece beyniyle algılanabilen bilgi. Bu bilgi kapıdan niye sığmadı? Çünkü bu bilgi karşı tarafa geçerken olduğu haliyle her zaman geçemez. Kenarından kesmek, birazını indirmek, bazen ters çevirmek, bazen yan çevirmek ama birazını kapıda bırakmaya razı olmak gerekiyor. Ortancanın götürdüğü şişe çok enteresan bir şişe. Onun içindeki su da ikna ve diplomasi. Yani su gibi önüne gelen engele takılmadan boşluğu bulup o boşluktan geçmek. Yani karşındakinin beynindeki koridorları takip ederek onun beyninin en derinlerine inmek demek. Zaten bu mağara benzetmesi de o yüzden. O mağaranın içinde yolunu bulman için su gibi hareket etmen gerekiyor.
Eğer bir engeli çok fazla itersen sadece olduğun yerde kalırsın. Çünkü karşındaki insanın, bu kralın kendine göre bir mağarası, kendine göre koridorları var. Üçüncü örnekte de aslında en önemlisi his ve niyet. Yani kralın gerçekten oğullarına doğru ya da yalan söylemesinden bağımsız olarak kendisinin niyetinin o savaşı bitirip bitirmek olmadığı aslında o kesenin içindeydi. Ve o daha bunu oğullarına söylerken öbür kralın haberi oldu. Çünkü biz yaptığımız hareketlerin niyetlerini aslında kalbimizle karşı taraftaki insanın kalbine duyururuz. Bu hikayede karşıdaki kral bilge bir kral olduğu için aslında bilgiyi ve iknayı seçmedi. Çünkü beyniyle değil, karşı tarafın niyetiyle hareket etti. Şimdi buradan kendisi konuyu... de kalbiyle hareket etti dolayısıyla. Aynen öyle, aynen öyle. Yani beyniyle hareket eden bir kral sadece büyük ihtimal bilgiyi ya da iknayı seçerdi. Evet. Çok şimdi enteresan burada... ya. Buradaki sıralama kesiyorum ama çok çok hoşuma gitti Tolga. Yani sen kalbine indirmediğin bir bilgi, yani üstüne hal etmediğin, onu sözünden haline geçirmediğin bir bilgi sadece seni kapıda bırakıyor gibi anladım. Aynen öyle. Onları bir atman lazım, bir onlardan kurtulman lazım. Tabii. Bu ikna konusu da işte o su gibi aslında akışın içerisinde olduğunda bir işe yarıyor. Yoksa evet. Onun da bir işe yaradığı yok. Ya da ikna ancak bu şekilde olabiliyor. Evet. Ama asıl olan da niyet. Yani hepsinin üstüne geçen, sen istediğin kadar ikna etmeye çalış ya da külçeler dolusu bilgiye sahip ol. Hiçbirisinin hükmü yok. Senin niyetin aynen dışa öyle vuruyor. Yani karşı tarafa geçen şey senin niyetin oluyor. Doğru mu anlamışım? Aynen öyle ve işin zaten sakat tarafı o. Bu akşam onu konuşacağız. Senin niyetin fark etmesen de geçiyor, karşı taraf fark etmese de geçiyor. Evet. Zaten iletişimdeki en büyük sıkıntı bu. İletişim o yüzden yaşanan bir şey, öğrenilen bir şey değil aslında özünde. Şimdi buna girmeden yeni belki burada bulunan arkadaşlar için eski programlardan bir hatırlatma yapacağım. Beyin, beden ve kalp üçlüsü. Şimdi burada neyi betimlediğimizi, neyi benzettiğimizi anlatmak için şunu diyeceğim sadece basitçe. Beyin bu konuşmamız esnasında bizi dünyada tutan, dünyadaki dünyevi beşeri işlerimizde bize yardımcı olan, bedenimizin de otomasyonunu sağlayan çok kıymetli bir organ. Diğer tarafta bedenimiz var. Bizim bu dünyada yaşamamızı sağlayan kıyafetimiz. Ve ruhumuz var. Ruhumuz da bu kıyafetin içindeki gerçek biz olarak nitelendiriyoruz. Ve o aslında yalana kapalı, iyi veya kötü niyeti olmadan sadece seni bu dünyadaki tecrübeni yaşayıp öğrenmen için rehberlik eden, gerçekte ne istediğini bilen gerçek sen. Şimdi burada şu sıkıntı var. Beynimizle kalbimizi ikna edemeyiz, beynimizle kalbimizi kandıramayız gerçeği. Bugünün insanının en büyük çelişkisi. Çünkü beyni öven ve beyni öne çıkaran aktivitelerimiz, eğitim sistemlerimiz var. Kalbi bununla arka plana itmeye çalışmanın sonucunda kalbin bize yaptığı çok şey var. Bunu diğer bölümlerde anlatmıştık. Şimdi bu üçlemenin tanımından itibaren ben iletişim konusunda, şimdi masaldan sonra aşağı doğru inmeye başladık. Elimizde üç şey var. İkna, dolayısıyla diplomasi, dolayısıyla sosyal beceri, bilgi ve hisler. Hisler de kalbin bir nevi cevabı gibi, kalbin barındırdığı bilgi gibi düşünelim. Şimdi bir kere şuradan başlayalım Müge. İletişim ve iletim diye iki tane farklı kavram var hayatımızda. Biz iletim lafını hiç kullanmıyoruz. İletim tek yönlü olarak yapılır. İletişim de tek yönlü olarak yapılabilir. Fakat iletişim kurabileceğiniz, yüz yüze gelinmiş bir ortamda iletim yapmayı tercih ettiğinizde ilişkiyi tek taraflı yapıyorsunuz. Genelde de bizim mesela eğitim sistemimizin düzeltmesi gereken yönlerden biridir bu. Çünkü hangi kademede olursa olsun bize bilgi verilir. Bu bilginin içine hiçbir ikna faktörü ve hiçbir his eklenmeden tek taraflı olarak iletilir ve geri dönüşüne bakılmadığı için bizde yer etmez. Dolayısıyla aslında Ölü Ozanlar Derneği'ni herkesi seyretmesini tavsiye ederim. Bir insanın bir şeyi öğrenmesi karşısındakinin anlatırken ona inandığı hissine ihtiyaç duyar. Siz anlattığınız şeye inanırsanız, inandığınızın farkında olursanız inandırmak için hiç beceriye ihtiyacınız yoktur.
Şimdi iletim ve iletişim konusunda şöyle gideyim. İletişim bir tenis maçı. Şimdi bu üç prensi hep hayatında tuttuğunu düşün. Bu üç prens bir hikaye yaşıyorlar ve topa vuruyorlar tenis raketiyle. Karşı taraf kendi üç prensiyle bir şeyler yaşıyor ve o da rakete vuruyor. Bu bir tenis maçına dönüşüyor. Aslında çok adil bir ortam. Herkes iknayı kullanmaya çalışıyor. Herkes bilgiyi kullanmaya çalışıyor. Herkes hissi kullanmaya çalışıyor. İyi tenisçi üçünün de farkında olan tenisçidir. Yani burada bahsettiğim şey zeka değil, bilgelik. Bilgelik farkında olmak demektir, bilmek değildir. Yani bu gerçeğin farkındalığında olursak bu üçünün varlığından bunlar bize hizmet etmeye başlıyor esas. Dolayısıyla hayatımızda, iş hayatında, aile hayatında, özel hayatımız, hatta en acısı kendimize karşı bile sadece iletim yaptığımız dönemler var. İletim, duvarda yazan bir panodaki bildirgeyi okuduğunuz zaman olur. İletişim bir insanla olur. Bir insanla iletim içindeyseniz o insanla aslında bir alışverişiniz yoktur. Yani bir tenis maçı yoktur. Duvara karşı squaş oynuyorsunuzdur veyahut da kendi kendinize bir aktivite içindesinizdir. Dolayısıyla size iletim yapan kişi sizin varlığınızı oradan silmiş veya siz yokmuşsunuz gibi bir nevi hareket eder durumdadır. O yüzden öğretmenle eğitmen veyahut da size bir şeyler katan insanla size bir şeyler anlatan insan iki farklı kavramdır. Hayatımız anlatanlarla doluyken katanların sayısı o kadar değildir zaten. Çünkü bu insanın biraz bu üçlemeyi bilmesini gerektiriyor. Peki, kendimizle iletişimimize ne diyorsun? O nasıl olacak? Orada bir iletişim mi var yoksa iletişim mi var? Bak şöyle söyleyeyim. Kendinle yaptığın iletişim senin insanlarla yaptığın iletişimin aslında örneğidir. Yani kendine nasıl davranıyorsan genelde dışarı öyle davranırsın. En güzel ikna ettiğimiz ve en çok kandırdığımız kişi kendimizizdir genelde. Konu değişebilir. Fakat bunu kendine yapan insan bunu komşusuna, bunu patronuna, bunu çalışanına, bunu arkadaşına, eşine, çocuğuna yapmaktan geri durmaz. Ve bunun bir öğrenilmiş çaresizlik tarafı vardır. Bunun böyle olması gerektiği, aksi takdirde hayatın çok zor ve yanlış yaşanacağına dair bir yargımız var. Dolayısıyla bizim kendimizle ilişkimiz, aslında dışarıyla olan ilişkimiz paraleldir. Kendimizle yani, olan ilişkimizi düzeltmemiz lazım önce. Yani burada biz kendimizle iletişimimizde dürüst değil miyiz? Kendimizi aslında kendi normallerimiz içerisinde ikna etmeye çalıştığımız durumlar mı var? Yani orada bir dürüstlük yok mu? Öyle anladım ben. Biz kabın şeklini almaya çalışıyoruz. Onu kendimize normalleştirdiğimiz şeyleri de karşımızdakine dayatmaya çalışıyoruz. Öyle mi? Şöyle, insan hiçbir zaman, yani bunu askerlik yapanlar iyi bilir. İnsan hiçbir zaman kötüyü yaşarken yalnız olmak istemez. Kötüyü yaşadığında da kötü yaşadığını hatırlamak istemez. O yüzden diğer insanlara karşı bakan yüzü hep yaşanan şeyin çok doğal ve iyi olduğuna dairdir. Yani biz bir şey bizi şekil değiştirmeye zorladıysa şeklimiz tam değiştikten sonra onun en büyük savunucusu oluruz. Ben de diyorum ki biz şeklimizi bazen muhafaza etmek zorundayız mutlu olmak için hayatta. Yani durmamız gereken noktalar var. Şimdi bu noktada etrafımızda kendi tecrübeleri yüzünden bizi sevse bile bizi yanlış yönlendirebilecek çok insan olur. Bu birazdan şeye de geleceğim. Toplu ve tekil iletişime gelince onu daha çok anlatacağım. Şimdi ikna konusuna gelmek istiyorum. Eğer müsaade edersen. Şimdi herkesin derdi şu değil mi? Kimse şunu demiyor karşısındakine. Ya arkadaş ben seni aslında ikna etmeye çalışıyorum. Kafa kola bir türlü alamıyorum demiyor. Herkes şunu diyor. Ben anlaşılmaya çalışıyorum sadece diyor. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bu koyun postundaki kurttur. Anlaşılmaya çalışmak aslına bakarsan insanın arzu ettiği bir şeydir. Fakat 10 kereden 9'unda biz aslında ikna etmeye çalışırız. Çünkü o ikna var ya su gibi mağaranın içinden akan. O ikna aslında bu işin günahıdır. İkna çünkü insanın kalbine hitap etmez, insanın beynine hitap eder. Sen karşındakinin kaygılarını, korkularını, beklentilerini kullanarak iyi veya kötü bir niyetle bunlar sayesinde o kişiyi geçici olarak etkin altına alırsın. Sadece senin gerçek hissettiğin karşındaki tarafından hissedildiği zaman onu gerçek anlamda ikna edebilirsin. Bu da dürüstlük gerektirir. Ama dürüst olmak, ikna edici olmaktan daha zordur. Çünkü daha kendimize dürüst değiliz. Demin dediğimi oradan bağlayayım. Samimiyet. Samimiyet, evet.
Samimiyet. Yani bir insandan istediğin şeyi dile getiremiyorsan o insana bunu söylemenin doğru bir yolu yoktur. Evet. Doğru cümleleri seçmek değildir konu. O cümle dışında her şeyi söyleyerek ikna etmeye çalışırız. Halbuki iletişimin ilk kuralı şu. Açık ol, dürüst ol, kendin ol. Çünkü zaten sonunda alamayacaksan alamayacaksın. Öbürü ise yani kendi gücünü, ikna kabiliyetini, bu işin şeytani tarafını kullandığında şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Sen sürekli olarak o kişinin kalbinin uyanıp senin ikna ettiğin konuda o kişinin ileri geri hareketini seyrediyorsun iletişimde. Ailenle de, iş yerinde de, herkesle. Ya acaba Tolga'nın bu dediği doğru mu? Bak adam güzel şeyler söyledi. Hani benim korkularıma, kaygılarıma da dokundu ama ya öyle değil gibi hissediyorum dediği dakikada sen o kişiyi sürekli ikna etmek zorundasın. Buna çocuğun da dahil, buna eşin de dahil. Ve ne oluyor bu sefer? Sen sürekli kalenin kapısında bir nöbetçi tutmak zorundasın. Bu senin için de hayatı çok zor yapıyor. Herkes için olduğu kadar. Bu işte gücün kötü tarafı. Hani Star Wars'taki karanlık taraf gibi bir durum var. O yüzden ikna doğru bir üslup anlamına geliyorsa mantıklıdır. Fakat kalbindekini gizleyip istediğini almak anlamına geliyorsa aslında çok da temiz değildir bana göre. Yani sanki bütün iletişim ikna, işte karşınızdakine bir şeyi anlatabilme çabası gibi anladım şimdi Tolga. Yani evet, çoğunlukla bu böyle. Karşımızdakini dinlemeden sadece ne cevap vereceğimizi düşünüyoruz. Çoğunlukla en büyük iletişim hatalarından bir tanesi. Anlaşılmak dedin. Anlaşılmayı işte kurdun kuzu postunda olması gibi örneklendirdin. İkna öyle. İkna işte anlaşılma çabası post gibi orada, evet. Onu doğru. Biz işte o post olarak anlaşılmaya çalışıyorum halbuki, evet. Dedin ya. Orada da şöyle bir durum var bence. Acaba biz anlamaya çalışıyor muyuz karşı tarafı? Tabii. Yani İşte ben iletişim. Anlamazsam karşımdakinin ne söylediğini, ne anlatmak istediğini anlamaya çalışmazsam orada anlaşılma çabası zaten çok beyhude. O zaman işte senin söylediğin o şeytani ikna tarafına geçiyor gibi anladım. İkna eğer siyasi, daha ilmi siyaset ise bu aslında iletişimi çok da güzel, akışkan hale getiren bir şeydir. Belki de bildiğim bir hikaye vardır. İşte padişah devrin bütün müneccimlerini çağırıyor saraya. Diyor ki çocuklarımla ilgili ben bilgi edinmek istiyorum diyor. Ondan sonra geleceğimle ilgili bilgi edinmek istiyorum diyor. Soruyor bir tanesine, efendim diyor, siz diyor çocuklarınızdan, oğullarınızdan bir tanesi tarafından öldürüleceksiniz diyor. Vurun bunun kellesini diye gönderiyor. İkincisi geliyor, o da oğlunuz sizi öldürecek diyor. Bunun da kellesini alın diyor, gönderiyor. Birkaç tane daha müneccim böyle gidiyor. Aralarında bir tanesi çıkıyor, diyor ki efendim diyor, siz hiçbir zaman evlat acısı görmeyeceksiniz. Şimdi aynı aslında şeyi hepsinin söylediği şey aynı şey. İşte buna ilmi, evet, siyaset deniyor. Yani bu üsluba sahip olabilmek şahane bir şey. Benim hayatta en imrendiğim şeylerden bir tanesi. Kendime çok öğretmek istediğim şeylerden bir tanesi. Çünkü çok düzgün. Direkt söylerim. Neyse, içim dışım birdir. Ama hiçbir zaman da o samimiyet diyoruz ya, samimiyet o da değil işte. İçinin dışının bir olması da demek değil. O da işe yaramıyor. Çoğu zaman, çünkü senin niyetin de çok iyi olsa, eğer onu ilmi siyasetle söylemiyorsan, karşı tarafa geçirmiyorsan, yanlış anlaşılman çok normal, doğal bir hale geliyor. Çoğunlukla da yanlış anlaşılıyorsun, ama ben öyle demek istedim. Aslında niyetim hiç o değildinin de hiçbir önemi kalmıyor. Evet. Dolayısıyla niyetin iyi de olsa, çok samimi, açık, dürüst de olsan, ilmi siyaset olmazsa da olmuyor. Şimdi ilmi siyaset aslında iknadan farklı. Burada bahsettiğim şu, samimiyeti ya da içten gerçek hissettiğini kenara ayırırsan kalan kısmı kötü. Fakat ne dedim hatırlıyor musun? Kendi içindeki hissi ikna kabiliyetinde birleştirdiğinde hala iyi bir şey yapmış oluyorsun. Senin ilmi siyaset dediğin oraya geliyor zaten. Hı hı. Gerçek niyetini yansıtıp bunu doğru şekilde söylemek uslup ekstra bir yani. Durum. Aynen öyle. Fakat senin niyetin başkayken manipüle etmek amacıyla hareket ettiğin dakikada, sadece iknayı kullandığın dakikada farklı bir sıkıntı başlıyor. Aynen öyle, doğru. O zaman işte doğru. Koyun postunda kurt dediğimiz durum orada çıkıyor zaten. Onu da herkes anlıyor. Bir his
yani bu adlandırmasa bile karşı tarafa o geçiyor bir şekilde onu anlıyor diyorsun değil mi? Doğru anlamışım. Ya hikaye şu, karşı tarafa geçiyor, karşı taraf kendi kalbini dinleyemeyen bir insan bile olsa ne oluyor biliyor musun? Adamın içini kemiriyor. Bak dünyadaki bütün devrimsel hareketler, dünyadaki bütün büyük ayaklanmalar, isyanlar, şunlar bunlar hep insanların kalbine oturmayan iknalardan olmuştur. Ya korkudan ya kaygıdan veya ikna kabiliyeti yüzünden bir grup ya da bir bireyi bile baskı altına aldığın zaman o insan bir yerden sonra otomatik bir mekanizmayla kalbini dinleyecektir. Dolayısıyla sen iknayı kötü kullanan bir insansan hayatındaki herkese karşı kapını korumak zorundasın. Kapını serbest bırakıp hırsızsız bir mahallede, kilitsiz bir evde oturmak istiyorsan senin niyetinle iknanı, mümkünse de bilgini, oraya gelelim, birleştirdiğinde çok faydalı ve kabul edilebilir bir insan olursun. Çünkü insan aslında özünde kötüyü istemez. Korktuğu için güvence ister, güvenlik ister. Mesela şunun ucunu kaçırmış durumdayız son zamanda. Bunun kapitalizmin de bunda çok büyük etkisi var. Karşımızdakini iletişimde yenme hissi, yarışı kazanma hissinden öne geçiyor. Yani koşarken yanındakine çelme takmanın tatmini birinci olmaktan önemli hale geliyor bazı insanlar için. İşte bu noktada zaten da... bence en büyük sıkıntı da bu değil mi? Yani bu yenme, yenişme isteği değil mi? Şimdi ya beyinden bahsettim. Beynin dışarıdan aldığı bilgilerle yapmış olduğu yorumdan ibaret aslında bütün hayatı algılayışımız. Evet. Yani hadiseleri yorumlamamız, eskiden elde etmiş olduğumuz tecrübeler, işte yetiştiğimiz ortam, almış olduğumuz eğitimlerle harmanlanıp işte dışarıdan aldığımız veriler beyne gidiyor, bir yorum yapıyoruz. Ben diyorum ki işte bu bardak beyazdır diyorum. Çünkü ben yani öyle bir bilgi var bende. O şekilde bir yorum yapmış benim beynim. Halbuki senin için o bardak beyaz olabilir. Yani aslında en büyük derdi belki de kabul çözmeyecek mi Tolga? Yani bu yenme, yenişme, kendini ifade etme derdini bitirecek olan şey aslında her şeyi olduğu gibi kabul etmek değil mi? Mesela benim manevi hocamın çok verdiği bir örnektir. Benim elimde bu gözlük sana göre ne tarafta? Bana göre görüntüde sağ tarafta. Sağ tarafta. Şimdi aslında ben de yemin ederim ki bu gözlük sol tarafta. Yani durduğumuz yere göre, nereden baktığına göre değişiyor. Şimdi ikisi de gerçek mi? Evet. Gerçek. Değil mi? Bir tek yukarıdan bakan insan ikisinin de gerçek olduğunu biliyor. Ya bu da ne demek? Bence bütün resmi eğer görmeye çalışırsak, tüm resmin içerisinde karşımızdaki insanları, hadiseleri değerlendirmeye çalışırsak, herkes kendi durduğu yerden gördüğü kadarıyla haklı. Dolayısıyla birilerine bir şeyi anlat, yani ikna etmeye çalışmak, onun fikrini değiştirmeye çalışmak zaten iletişimi en çok bloke eden şeylerden bir tanesi. O yüzden kabul aslında bunun tek çözüm değil mi diye soruyorum sana. İşte kabul belli bir altyapı gerektiriyor. Ben herkese sadece şunu tavsiye ediyorum. Karşındakinin senin niyetini sezeceğine emin olursan, içten içe kendini buna inandırırsan, sen zaten hiçbir zaman kötü yola girmiyorsun iletişimde. Bütün hikaye bu. Sen sanki senin kalbin gizliden onun kulağına fısıldayacakmış gibi düşünürsen, o zaman diyorsun ki ben niyetimin dışına çok taşmayayım. Kullandığın enstrüman fark etmez. İkna veyahut da politik kabiliyet veya lisan münasip. Orada bir ahlaki sınır koymak gerekiyor. Aksi takdirde bunun bir de güç sarhoşluğu var. Yani inanmadığın bir şeye ikna ettiğin 100 kişi olduğunu düşün, yarın yürüyüşün değişir. 200 kişi olduğunda gene değişir. 500. de uçuyorum zannedip çatıdan atlarsın. Kimse de demez bu adam uçamaz. Zaten sıkıntıların kökünde bu var. Çünkü insanların bu konudaki güçleri farklı. Ben de diyorum ki herkes kendine karşı kendi kalbinin orada olduğunu ve onun sonunda müdahale edeceğini bilsin ve karşındakine bir şey anlatırken o duygunun da karşı tarafa geçtiğini bilirse bu ahlaki çerçevede dediğini herkes yapabilir gerçekten. Çok doğru düşünüyorsun. Yani orada da yani bakış açılarına kendi, saygı durumu geliyor. Kendi gelir. Niyetine bir dürüst ol diyorsun. Yani aynen. Kendi niyetini bir gözden geçir. Ondan mesela, sonra karşı taraftan bekle. Parapsikolojide empatinin anlamı eş duyudur mesela. Sen karşındakinin hissettiğini bir şekilde alırsın diyor. Kelime anlamı resmi. Ve
Senin ne hissettiğinde karşı taraf alır diyor. Ama bunun farkında olmayabilir. Bunun iki kral niye farkındaydı? Adam çözmüş artık. Benim seçtiğim krallar konuya vakıf krallar, bilge krallar seçtim. Çok abuk subuk krallar da, yani Game of Thrones'taki Lannister'ları getirsem farklı bir konu olacaktı. Şimdi burada ben bak şöyle bir noktaya gelmek istiyorum. Bu iletişimin bir de tipleri var. Mesela biz şimdi hep insan iletişiminden, birebir iletişimden konuştuk. Birkaç gruba bölelim istersen vakti kullanmak için. Tekil ve toplu iletişim diye ayırabiliriz. Tekilde bizim kendimizle ve herkesle olan tekli iletişimimiz var. Toplu iletişimde ise bir kişinin bir grupla farklı enstrümanlar kullanarak iletişimi var. Üçüncü ayrım da sözlü ve sözsüz iletişim. Sözlü ve sözsüz iletişimde de senin yaptığın bir resim 400 sene sonra karşındaki insana bir mesaj taşıyor. Ama resim konuşmuyor. Veyahut da senin yazdığın bir şiir veya bir makale ya da yaptığın bir heykel. En basitinden herhangi bir şey. Bu noktada bu üç kural arkadaşlar bence hepsi için geçerli. Fakat tek yönlü iletişimde iletişim değil aslında iletim yaşandığı için, siz karşı tarafa tepkinizi gösteremediğiniz için o iletimin iletişim esnasında olduğundan çok daha fazla bilgelik yüklü ve çok daha fazla iyi niyetli olması gerekiyor. Bunun da en büyük örneği medyadır. Şimdi bizim devşirilmiş, öğrenilmiş korkularımız var. Benim de var, herkesin var. Ve mesela bunları dürten, beni kendimde güvende hissetmememe sebep olan, kendimle problem yaşatan her iletim bende otomatik olarak bir tepkiye sebep oluyor. Ve ben bunu bana ileten kişileri tanımıyorum bile. Yani o kişilerin bazen çok kişi inandığı için benim üzerimde tekil kişiden daha fazla etkisi var. Dolayısıyla iletişimin ana konularından biri de bilgi filtrasyonu. Yani neyi alacağınızı, bünyenize neyi sokacağınızı seçmek. Eğer ikna edilmek üzere kullanılan genel kanallarda seçici, bilgide seçici olmazsak, o zaman kendi kendimize kaygılar, yani gerçekleşmemiş korkular devşirmiş oluyoruz. Ve mesela iş hayatında da böyledir. Çalışmazsam aç kalırım bizim kafamıza öyle bir ekilmiştir ki. İnan sana o parayı versem o iş yerinde yaptıklarını yapmaz. Ya da bunun aynısı evlilikte, çocuk yetiştirirken, arkadaşlıkta. İşte bu noktalarda ilk önce kendimize karşı o dürüstlüğü gösterip bu konularda da temizlenmemiz gerekiyor. Biraz yoksa örnek hayat... verir misin Tolga? Tamam, örnek vereyim. Tamam, şöyle yapalım. Mesela örnek veriyorum. İşini kaybeden, ben beyaz yaka geçmişim olduğu için beyaz yakalı bir örnek vereyim. Adam 24 saat bile geçmeden işinden ayrıldığından tek endişesi şimdi bundan sonra ne yapacağım oluyor. Öyle olduğu için o kişinin boynu bükük olduğu o dönemde evet diyeceği şeylerin sayısı artıyor, hayır diyeceği şeylerin sayısı azalıyor. Aslında ortada gerçekleşmiş hiçbir şey yok. Belki hayatın işi bekliyor onun arkasından. Veya birisi mesela atıyorum bir ilişki yaşıyor, bu ilişkiden ayrılıyor. Diyor ki işte muhteşem bir şeyi kaybettim, şu oldu, bu oldu. Orada tanrıcılık oynuyoruz yani sanki sonra gelecekleri biliyormuşçasına. Şimdi bunlar hep kaygı kaynaklı. Sonra ne olacak acaba diye. İşte bunlar öğrenilmiş çaresizlikler. Ben hep insanlara şunu soruyorum. Çalıştığım ortamlarda diyorum ki ben sana günlük maaşını versem nakit olarak sen o gün boyunca sana denilenleri yapar mısın ben deyince. Diyor ki yok ya o paraya ben bütün gün senin dediklerini yapmam diyor. Sen yapıyorsun. Niye? Çünkü sen yarın alacağın maaşın derdindesin. Bu kaygıyı geliştirmişsin. Sen buna ikna olmuşsun. Dolayısıyla hiçbir şahıs seni ikna etmemiş. Bir sistem seni ikna etmiş. Kurum bile değil. Yani. Öğrenilmişlik ikna etmiş. Şimdi olaylara verdiğimiz tepkilerde bunları filtrelersek biraz daha istediğimiz gibi yaşayabiliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden özellikle medya kullanımı, sosyal medya da dahil buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bana sen 100 tane haber gösterirsen işte atıyorum tüm ideal erkeklerin saçı var filan diye ektirsen mi diye atıyorum aklıma gelir belki bilmiyorum ki. Belki benim sınırım 1200'dür. 1201. de düşünürüm bunu. Ama bu bilgiyi vücuduma doldurduğumda inan ki bir yerde bir sınırı var bunun. Dolayısıyla kendin olmanın ilk şartı biraz da kendine kalmak. Seçici olmak da dediğim gibi insanın kendini tanımasıyla oluyor. Nereye geldik bu noktada? Bilgiyi aktarabilirsin. İkna, politika, lisan münasip her zaman kullanılabilir içinde senin niyetini barındırdığı sürece. Ve niyetin zaten kendini aktarır dedik.
Bu noktada insanların birbirini ikna edişini konuştuk. Toplumun bilerek veya bilmeyerek toplu şekilde bizi ikna edişini konuştuk. Ve bu noktada almamız gereken tedbirleri konuştuk. Şimdi burada biraz daha devam etmek istiyorum. İlk izlenim konusuna geleceğim. Sen ne düşünüyorsun ilk izlenim hakkında? Gerçek midir ilk izlenim? Yani bir kişiden kişiye değişir bence ama benim kendi deneyimim gerçek. Evet. Hiç yanılmaz yani. Ya çok yani, büyük konuşmayayım. Çok iddialı bir şey söyledim ama o bir şey söyler, içinden bir ses bir şey söyler ya, eğer onu duyabiliyorsan evet. O ses hep doğrudur. Buna ben de katılıyorum çok Müge. İlk izlenim aslında gerçek izlenimdir bana göre de. Çünkü beyninin kullanabileceği yeterli veri yokken sen o an hissinle kalabildiğin tek andır. Arkadaşlar evet. O yüzden ilk izlenimlerinize inanın. Çünkü tek gerçek izlenim ilk izlenimdir aslında. Ondan sonrası öğrenilmişliktir. İlişkide en önemli şey ilk izlenim anında edindiğiniz hisse sahip çıkmaktır. O hisse sahip çıkarsanız kılavuzunuz kalbiniz olur. Biraz beklerseniz kendi kaygılarınız, korkularınız, öğrenmişliklerinizle kılavuzunuz, beyniniz olmaya başlar. Ve buna izin vermeden önce kendi tavrınızı buna göre netleştirmek çok iyi bir yöntemdir bana göre. Çok yani bambaşka bir yere götürücü ama söylemeden ne diyeceğim? İlk görüşte aşk da böyle bir şey mi? Yani kapıdan giriyor içeriye ve işte bu benim evleneceğim kadın. Ya onun biyolojik tarafı da var da, biyolojik tarafını sıyırarak söyleyeyim. O da en kral ilk izlenimlerden biridir bence. Çünkü gene aynı yerden geliyor. Yani o yer öyle bir yer ki ben ne diyorum? Kalbinin içinde sen varsın. Onun söylediği hiçbir şey diğerlerinin lafından aşağıda değil. O yüzden evet şunu diyebilirim. Hayat boyu mutlu olmayabilirsin fakat senin o kişiyle yaşaman gereken bir dönem vardır. Öğrenmen gereken bir şeyler vardır. En azından buna kefilim. Ama şunu da söyleyeyim. İlk izlenimimde şu güne kadar aramızda bizi dinleyen kimsenin de yanıldığını düşünmüyorum. Sonradan hatırlarız çünkü. Ya ben aslında böyleydi de galiba aksine kendimi ikna ettim diye. Yani aslında kafayı temiz tutmak dışında hiçbir şey yok. Şimdi burada patavatsızlık kelimesine geleceğim. Birkaç kelime not aldım. Bugün konuşmak istiyorum. Bakın patavat ne demek biliyor musun? Ben araştırdım çok merak ediyordum geçen de. Patavat usulüne göre davranmak demekmiş. Takdir edilen taktiksel doğru davranış. Bak patavatsız, gamsız gibi yani yanlış yere sızdı. Yani. Tabii yani adam olduğu gibi böyle bir şeyi biz kabul edemeyiz diyor. Yani patavatsız olmaya ne hakkın var diyor. Ben de diyorum ki patavatsız olun diyemem ama patavat bir işinize yaramaz iletişimde. Üslup senin dediğin lisan-ı münasiple doğru şekilde söylemek ayrı. Bunu laf kalabalığına boğup gerçekten söylemek istediğini söylememek ayrı bir şey. Dolayısıyla üslupla renklenmiş güzel bir patavatsızlık çok hızlandıran bir şey. İnsana yıllarca seni sevmiyorum iması yapmadan yaşamak istemiyorum. Sevdiğim bir insana da seni seviyorum demeden yaşamak istemiyorum. O arada geçen günler senin yaşayabileceğin şeylerden çalıyor. Her anlamda arkadaş, iş, çocuk ve özellikle çocuklarımızda buna çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü doğru olanı yapmayı öğreten doğru kişiler biziz ya. Biz yanlış yapıyorsak o çocuk sonra bunu düzeltemiyor. Ben buna çok inanıyorum yürekte. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Lisan-ı münasip konusunda. Bak adı üzerinde münasip. Uygun görülen. Yani toplumun ayağına basmadan, insanları rencide etmeden bizim kendi içimizden geleni barındıran her cümle bence çok makbul cümledir. Ve bunu yapmayı öğrenmemiz lazım. Senin dediğin o hani padişaha söylemiş ya işte hiçbir çocuğunuzun öldüğünü görmeyeceksiniz diye. Bunu demeyi öğrenelim ama senin çocuklarla beraber sen 80'ini göreceksin demeyelim. İşte onu dediğimiz dakikada işin şekli değişiyor. Sanata bir değinmek istiyorum. Çok paldır küldür arka arkaya yığdım. Çok konum varmış bu akşam. Evet. Bakın arkadaşlar sanat dünyadaki en masum iletim şeklidir. Birisinin aşkını, birisinin ihtirasını, birisinin özgürlük mücadelesini, birinin mutluluğunu, birinin üzüntüsünü binlerce yıl o eserde görebilirsiniz. Dolayısıyla şunu unutmayın bakın ben bu lafı daha önce kullanmıştım bir sunumda. Duygu leke bırakır. Yazdığınız, çizdiğiniz, ağzınızdan çıkan her kelime, her şiir, her resim, her şey özellikle sanat
Üstünde o lekeyle dolaşır ve bakana aynı şeyi hissettirir. Ölümsüzlüğün de çaresi budur. Eğer sanatçının ölümsüzlüğünü arıyorsak onu tablosunun renginde aramamak lazım. Adam hissettiği şeyi bana bırakmış. Mesela aşk şarkılarında vardır. İşte atıyorum hüzünlü şarkılarda vardır. Bak bir mesela bir gece bir yere git, çalan şarkılar aşağı yukarı aynıdır son 50 yıldır. Belli mekanlarda. Çünkü herkes o duyguyu tekrar yaşamak ister. Dolayısıyla eğer kendi duygularınızla ilgili iletişim kurmak istiyorsanız ama bunu bir şahısla değil toplu yapmak istiyorsanız ortaya bir şeyler getirmeye çalışın. Benim mesela şu an yapmaya çalıştığım o. Şu an seninle bir iletişimim var ama diğer arkadaşlarla belki bir iletimim var. Bu iletim sonucunda ben diyorum ki ben bunları hissediyorum, bunları düşünüyorum. İnşallah size de bir faydası veyahut da bu paylaşımın verdiği bir mutluluk olur diyorum. Hayatınızda mutlaka hepimizin yapabileceği bir şey var. Böyle bir şey bulmak da çok tatmin edici bana göre. Yani sen iletişimi ikna, bilgi ve niyet boyutunda ele aldın. Aynen. Değişik oldu gerçekten. Sorulara geçelim mi? Geçmeden bir şey söyleyeceğim. Müge, aslında bilgi... toparlayalım istersen ondan sonra Tamam, geçelim. Toparlayacağım. 15 dakikamız kalmış bu arada. Okey. Şöyle anlatayım. Baştan toparlıyorum. Bilgi var. İkna dediğim gibi kötü kullanılmadıkça sen iyi olduğunu düzelttin. Kötü kullanılmadıkça kötü bir şey olarak algılamayalım. İkna var. Diğer tarafta da kalbinin karşı tarafa verdiği ve sen fark etmesen de geçen hisler var. Hislerle dedik iknayı ve bilgiyi buluşturursak çok iyi. Fakat hisler olmadan ikisi de dedik bir işe yaramıyor. Şimdi bilgi konusunda bir şey söylemek istiyorum. Bakın şu gün insanların yaşadığı en büyük problem şudur. İnsan bilim adamı bile olsa karşındaki insanın bilgisini hissiyle vermesini ister. Çünkü öğrendiğiniz bir şeyi öğrendiğiniz kelimelerle kendiniz hissetmeden anlattığınızda karşı tarafa geçmiyor. O yüzden biz atıyorum bu korona döneminde doktorları da dinlerken, okulda öğrenciyken öğretmeni de dinlerken, bir arkadaşımızdan tavsiye de alırken onun gözünde buna inandığını görmek istiyoruz. Lütfen kendiniz de böyle davranın. Kendiniz böyle davranmazsanız inandırıcı olamazsınız. Dünyada tüm büyük liderler, tüm fikir önderleri, hepsinin tek özelliği vardır. Adam dediği şeye inanıyor. O kadar inanıyor ki senin aklında olmayan şey o konuşmanın sonunda senin aklına girmiş oluyor. Bunun için yabancı dil bilmeye gerek yok, bunun için hiçbir şey öğrenmeye gerek yok. Zaten hepimizin ortak dili kalptir. İnsan sayısı kadar yabancı dil vardır dünyada. Hiçbirimizin dili aynı değildir. Benim gösterdiğim herhangi bir objenin karşılığı sen demin dedin ya, başka bakış açısında başka gözükür. O yüzden şunu de, insan olduğunu hatırlat karşı tarafa, çıplak olduğunu hatırlat, niyetinin iyi olduğunu anlat, sonra ne anlatırsan anlat. İletişimin özeti bu. İletişim teknikleri, tiyolar vesaire buna gerek yok. Bakın bunu yapın, size bir egzersiz tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lütfen hayatınızdaki çocuğunuz, arkadaşınız, patronunuz, çalışanınız, kim aklınıza geliyorsa iletişimlerinizin ne kadar hislerinizi barındırdığını kendi kendinize sorun. Eğer barındırmıyorsa lisanı münasiple onlar hakkında ne hissettiğinizi söyleyerek tekrar başlayın o ilişkiye. Bakın hayatınız nasıl değişecek o zaman. Ben buna yürekten inanıyorum. Evet. Bilginin, kalbe inmeyen bilginin gene ne kadar tesir etmediğini söyledin. Evet. Kadim literatürde aslında buna hal dili deniyor Tolga. Tasavvufta bir geçen bir hikaye vardır Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin. Bilmiyorum belki sana daha önce anlatmışımdır. İşte herkes toplanmış kendisinden bir sohbet bekliyor. Geç kalıyor. Geç kalınca da alim olan oğlu çıkıyor. Bütün herkese işte ilimlerden ilim anlatıyor bir saat boyunca. Ondan sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri geliyor koşarak ya kusura bakmayın geç kaldım işte evden çıkarken hanım yumurta yapıyordu yere düştü tava kızgın yağ üstüne döküldü falan diye anlatmaya başlıyor başına geleni derken bütün insanlar ağlamaya başlıyorlar. Evet. Onun üzerine oğlu bakıyor babacığım diyor bir saattir ilimlerden ilim anlattım diyor. Sen diyor burada tava tencere yumurta derken insanlar ağlamaya başladı diyor. Nedir bu hikmeti? Oğlum diyor seninkisi kal ilmi benimkisi hal ilmi diyor. Şimdi onun orada bir saattir anlatılan ilimleri zaten yaşadığı için herhangi bir şey anlatmasına gerek yok aslında. Ya da anlattığı şeyin hiçbir önemi yok. Onun hali anlatıyor. O kendi halinin iletişimiyle aslında insanlara tesir ediyor. Bu da senin söylemiş olduğun kalbi bilgiyle alakalı.
Yani beynin bilgisi değil o, kalbin bilgisi. Evet, peki. Teslimiyet gerekiyor bunun için de dediğin gibi. Aynen öyle. Tolgacığım bayağı soru birikti. Tamam. Ben müsaadenle açmak istiyorum yavaş tabii, yavaş. Tabii. Londra'dan bir arkadaşım Apo diyor ki iletişimin doğru gerçekleşmesi nasıl olur? Acaba insanlar istediklerini duydukları zaman mı iletişim gerçekleşiyor? Güzel. Bir şey daha demiş. Anlaşılmaktan öte dinlememek daha öncelikli. Neden iletilen konu karşısında başka bir konuya dönüş? O kadar küçük yazıyor ki okuyamadım. Evet, yani insanlar istediklerini duydukları zamanla iletişim gerçekleşiyor. Gerçek iletişim böyle mi başlıyor acaba diye sormuş. Şimdi insan kafeste bir varlıktır. Kafesi de kendi icadıdır zaten. Şimdi seni bulunduğun ortamdan çıkmaya zorlayan ya da aklındaki herhangi bir fikri eleştirmeye zorlayan, hani konfor alanı diyorlar ya, bunu zorlayan herhangi bir şey duyduğunda diyaloğu kesmek çok kolay bir yöntemdir. Bu çünkü belli bir çaba ve olgunluk gerektiriyor. O yüzden insanlar kendi kafeslerinden çıkmalarını gerektirmeyen her şeye daha açıktırlar. Fakat kafesin içinde de yaşanmaz, sadece hayatta kalınır. Dolayısıyla insanın tercihidir. Eğer bir insanı sadece onu kafesinde tutacak ve harekete geçirmeyecek şeylerle doldurursanız, siz de o kişiye aslında yaptığınız iletişimde bir şey katmış olmuyorsunuz. İşte bu iknanın kötü yüzü gibi oluyor. Onun ayağına basmayayım, yani su gibi onun duvarlarının arasında dolaşayım, yeter ki içeriye gireyim oluyor. Fakat gerçek dostunuz, gerçek arkadaşınız veya ailenizse bazen o insanları uyandırmak gerekiyor. O yüzden özetle şunu demek istiyorum. Kolay olan onu yapmaktır. Dinlemeyeniniz de çok olur aksini yaparsanız. Fakat amacınız ona yardım etmekse dinleyene kadar anlatınız diyeceğim. Evet, dinlemeden, anlamadan zaten neyi anlatmaya çalışıyoruz? Gerçekten çok büyük çelişki var aslında orada. Çünkü insanlar yaptıklarının doğru olduğuna ikna olmak için senin aynısını söylemeni beklerler. Ama yanlış bir şeye sen doğru diyorsan o kişinin dostu ya da arkadaşı ya da ailesi olamıyorsun. O bir seçim. Kolayı seçmememiz lazım bence. Bu benim fikrim. Haşim Dura diyor ki özün lisan duygularımızla olan iletişimimiz diyebilir miyiz hocam? Çok güzel tanımlama. Çok güzel tanımlama. İçeride konuşana kulak vermek. Hayatın özeti bu. Evet. Kalanı detay. Evet. Şükran Çakır der ki kaygı bozukluğu teşhisi konan biri ne yapmalı? Arkadaşlar bizim uzmanlık alanımız değil. Tolga bir psikolog değil. Dolayısıyla psikolog bir arkadaşımla yayına başlayacağım. Bu sorularınızın hepsini orada tekrar alabilirim. 286R diyor ki belki konuyla ilgili ama konuyla ilgili değil ama benim kafamın içinde yaşadığım kötü olaylar sürekli tekrar ediyor. Evet, gerçekten konuyla ilgili değil. Bu herhalde aslında belki de konuyla ilgili kendimizle olan iletişimimizle alakalı da olabilir değil mi Tolga bu? Ben size şunu söyleyeyim. Devamlı negatifi içimizde tekrar ediyorsak o negatifi çoğaltıyoruz. Dolayısıyla dışarıya vurduğumuz şey de onun dışında başka bir şey olabilir mi? Ya aslında bütün hikaye şu. Bu hiç içten dışa doğru gidiyor. Biz kendimizi kandırınca dedim ya herkesi kandırabiliyoruz. Biz acı çekmemek için kandırmayı seçebiliyoruz. Biz insanız, faniyiz. Ben de aynı şekilde. Sadece bunu fark ettiğiniz zaman bunu yapmama iradesi göstermek gerekiyor. Çünkü insanın kalbinin şöyle bir huyu vardır. Sen ne yaparsan yap, senin kalbin sana her zaman düşündüğünü söyler. Onun dürüstlüğünü bozamadığın için otomatik olarak senin gündemine tekrar getirir. Bugün depresyonun en büyük sebebi artık içindeki ruhun, kalbin öyle yaşamak istememesidir. Sen öyle yaşamaya onu zorladıkça depresyon da seni terk etmeyecektir. O yüzden insanın önce kendine karşı dürüst olduğu durumda evet böyle bir derdim var, ben bunu çözmeye çalışıyorum dediğin dakikada aynı noktaya gelmemeye başlarsın. Bir adım bir adımdır. Benim düşüncem bu. Zihnin devreye sokmadığın sezgin kalbini ne yönlendirir demiş Naz. Doğru. Evet, zaten Tolga bir saat boyunca onu anlatmaya çalıştı. Zaten biz aynı çemberi dönüyoruz aslında farklı yönlerden.
Benim bu programlarda Müge seninle yapmak istediğim, aslında ortada bir tane hikaye var. Her şey o hikayeye uyarlanıyor. O hikayeyi iyi anlamaya çalışsak, iletişim, ebeveynlik, hayat, iş hayatı, özgürlük, her şeyi çözersin. Bunu evet, yapmak aslında kolay. Tamamen söyle. Beyin, beden ve kalp üçlüsü üzerine anlatıyorsun. O oturduğunda her şey çözülüyor dediğin gibi. Tabii. Onun dışında bir şey yok zaten. Söyle. Emin Kocalar diyor ki annem ile eşim arasındaki doğru iletişimi kuramıyorum, nasıl kurulur? Eyvah. O zaman bir saat uzatalım soruyu. Şey, programı. Bunu ayrı bir program yapalım işte. Olur aslında. Vallahi şöyle söyleyeyim. Kimsenin arasındaki sorunu çözemezsiniz. İnsanları sadece kendi sorunlarını çözmek için nasıl düşünmeleri gerektiğini tavsiye edebilirsiniz. Yani bunu tavsiye yaptığınız... etmekten de öte, aslında sen yaşarsan tesir ediyorsun. Yani karşındaki insan onu görüyor. Yine bir hikaye geldi aklıma. Kadın kayınvalidesini sevmiyor. Ondan sonra işte şeye gidiyor, devrim hocalarından bir tanesine gidiyor. Ne olursunuz hocam, ben artık bu kadını dayanamıyorum, öldürmek istiyorum. Bana bir zehir, bir şey yap ve ben yavaş yavaş ölsün bu kadın. Yani yoksa ben öleceğim diyor. Tabii evladım diyor. Tamam diyor. Yalnız diyor, ben sana bir ilaç vereceğim diyor. Onu diyor devamlı şeye koyacaksın. Onun suyunun içerisine koyacaksın diyor. Her gün içeceğin içerisine koyacaksın ve her gün vereceksin diyor. 21 gün boyunca bunu yapacaksın diyor. Ama bir şartla. Her gün ona güzel şeyler söyleyeceksin. Her gün onunla ilgili güzel bir düşünceni bir kenara yazacaksın. Ne yaparsa yapsın ona her zaman pozitif bir karşılık vereceksin. Bunu yapman şartıyla bu ilaç tesir edecektir diyor. Tamam diyor, aman diyor, 21 gün boyunca ben buna dayanırım, bunu da yaparım diyor. Yeter ki versen bana o ilacı diyor. Alıyor, ondan sonra 21 gün boyunca hakikaten kayınvalidesi ne yaparsa yapsın ona sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle cevap veriyor. 21 gün sonunda hocaya koşarak gidiyor. Hocam, hocam diyor. Yani ben verdim o ilacı ama diyor, artık kayınvalidemi o kadar seviyorum ki, aramız o kadar iyi ki, ben ölmesini istemiyorum. Ne yapacağız diyor. Buna karşı başka bir ilaç ver bana diyor. Onu temizlemek istiyorum ben diyor. Çok iyi. Tabii o kadar iyi davranmış, bulaşmış üstüne. Zaten senin o sevgi, merhamet ve şefkatin ilacın kendisiydi kızım diyor hocada. Yani çok oradaki güzel. İletişim düzelten oydu. Verdiğim ilaç da zaten vitamindi diyor. Şimdi çok aynen güzel bir hikaye. Benim çok etkilendiğim bir hikayedir. Belki eşinin işte annenle arasını düzeltmen yerine başkası, senin aranın kötü olduğu bir insanla ilgili bu çalışmayı yaptığında ortaya çıkan sonuç zaten senin etrafındakilere o kadar güzel örnek olacaktır ki sonunda mutlaka bundan en çok da yakınların istifade edecektir diye düşünüyorum ben. Bak, seninle bir film okuma yapacağız ya, bu Forrest Gump'la ilgili. Zaten o filmin yarısı evet. Da bununla ilgili. Evet, evet. Bundan sonra yani sen iyi ol yeter, zaten bir şekilde etrafını etkiliyorsun. Aynen. En etkileyici işte insanın kalbi. Gel bir soru daha alalım. 5 dakika falan kaldı çünkü kapanacak galiba zaten. Bir iki soru daha alalım. Sürekli kendi iç sesini dinlemek, sürekli anlam yüklemek doğru mudur diyor Semra Hanım. Şimdi iç ses sürekli konuşan bir şey ama biz sürekli zaten dinleyemiyoruz. O his olarak bize geliyor. Ve o his olarak bizde kaldığı için hani bir çabayla, bir eforla olmuyor. Sadece beyni susturarak oluyor. Dolayısıyla beynimizi gerekmediği yerlerde susturup ben acaba ne hissediyorum, ben gerçekten ne istiyorum demekten ibaret olduğu için çok yorucu bir efor olduğunu düşünmüyorum. Eğer zaten çok efor gerektiriyorsa buna daha çok odaklanmak gerekiyor o noktaya gelene kadar. Bu bir pratik. Yani ben 12 sene önceki benim bir videosunu çeksem şu an ikizim konuşuyor zannedersiniz. 10 sene sonrakini çeksem gene üçüzüm varmış zannedersiniz. Yani insan sürekli olarak gitmeye çalışıyor bu yolda. Ki ben de bir yere geldim iddia etmiyorum. Daha çok yol uzun. O yol hiç bitmiyor zaten. Güzel olan da o bence. Evet. Son bir soru daha alalım mı? Derya tamam. Diyor ki için dışın biri olmak gerçekten iyi bir şey mi yoksa kişiye göre değişmeli mi diyor. Lisanı münasibi bildikten sonra içi dışı bir olan insan güvenilir olabilen tek insan tipidir.
Çünkü ağzından çıkanla hareketleri tutmayan bir insana güvenmek için hiçbir sebep yoktur. İster ananız, ister babanız, ister evladınız olsun. İnsan güvenilir olduğunda güven duyulur. Güvenilir olmak da buna bağlıdır. Bence o yüzden aksini yapmak kendimize yanlış yapmak olur. Peki. Telepati gerçek mi diyen var. Daha çok soru var ama arkadaşlar vaktimiz kalmadı, bitmek üzere. Tolgacığım, son olarak ne söylemek istiyorsun? Biraz daha toparlayalım. Sonra da Tamamdır. Son olarak şu, bakın iletişimle ilgili, ikna ile ilgili, ikna sanatı, politika, sosyal ilişkiler, bunlarla ilgili yüzlerce kitap, yayın vesaire var. Bunları edinin. Fakat unutmayın, bunlar beyni aktiviteler. İçine hislerinizi katıp çok usta bir politikacı, çok usta bir iş adamı, çok iyi bir anne baba olabilirsiniz. Fakat sakın bunları hislerinizden mahrum bırakmayın. Bilgi bunların arasında en önemsizidir. Çünkü bilgi insan olmadan da aktarılabilir. Yazılarak, çizilerek, gösterilerek. Dolayısıyla o koca arabayı saraya sokmak aslında en zor gözükse bile en kolay şeydir. Lütfen kendinize şunu sorun. Bugünden sonra sormadıysanız. Ben gerçekten karşımdaki insanlarla iletişim kurarken hislerimi karşı tarafa aktarıyor muyum? Bunun farkında mıyım? Ve hareketlerim hislerimi destekliyor mu diye. Bunu sorarsanız hayat çok kolaylaşır. Bir de bir egzersiz vermiştim daha önce. Hayatınızdaki tüm ilişkileri bu perspektiften gözden geçirin diye. Bir de arkadaşlar bir ricam olacak. İşte Konu Bu adlı bir video serisi başlattım. Konu arayışındayım. Kafamda bir iki bir şey var ama haftada iki yapmayı düşünüyorum. Çok kısa. 10-15 dakika maksimum. Bana konuları bulmada yardımcı olursanız çok sevinirim. İşte konu bu. Diyeceklerim bu. Çok güzel Evet. isim Tolga. Tebrik ediyorum. Hepimiz Teşekkür ederim. izleyeceğiz inşallah seni. Bu konuştuğumuz konuları da kısaca aslında bir üstünden geçersen çok iyi olur. İşte konu bu da. Tolga Erman YouTube kanalında izleyeceğiz, değil mi? Evet, aynen öyle. Çok Tamamdır. teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun. Biz Çok teşekkür mutlu oldum. ediyoruz sana Tolgacığım. Ağzına sağlık. Çok Sağ güzeldi. olun. Her zamanki gibi aktı gitti. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.